staj ve çıraklık mağdurlarına yeni haber geldi. Resmi gazetede yayınlandı. Erken emeklilik bekleyen staj ve çıraklık mağdurlar için yeni bir gelişme ortaya çıktı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar. Yaklaşık 250 bin staj ve çıraklık sigortası mağdurunun erken emeklilik talepleri için yeni bir düzenleme bekleniyor. Mağdurlar sosyal medya platformları üzerinden haklarını arayarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak erken emeklilikle ilgili kesin bir tarih veya çözüm henüz açıklanmadı. Staj ve çıraklık mağdurları için erken emeklilik hakkı tanıyan sigorta ve prim düzenlemesi sonunda resmi açıklama geldi. Bu düzenlemenin detayları yakında resmi gazetede yayınlanacak. Staj ve çıraklık mağdurları için uzun süredir beklenen düzenleme nihayet geliyor. EYT kapsamında yer almayan yaklaşık 250 bin kişi staj ve çıraklık sigortası nedeniyle mağduriyet yaşamıştı. Mağdurların eylemleri ve sesleri sonunda duyuldu ve yeni düzenleme için hazırlıklar başladı. Staj ve çıraklık mağdurlarına yönelik birim ve yaş düzenlemesi yakın zamanda TBMM'ye sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın devreye girmesiyle staj ve çıraklık sigortası süresinin prim günlerine dahil edilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme özellikle genç yaşta staj yapanlar için önemli bir adım olacak çünkü bu sayede gençlerin daha erken yaşta emekli olmalarına olanak sağlanacak. Staj ve çıraklık mağdurları için hazırlanan düzenleme henüz netlik kazanmış değil. Bakanlık Detayları açıklamadan önce düzenlemenin taslak metnini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kanun teklifi TBMM'ye sunulduktan ve genel kurulda oylamadan geçtikten sonra kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmi gazetede yayınlanacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK'ya kaydı olanlar için çıkarılan EYT yasasında staj ve çıraklık süreleri göz ardı edilmişti, bu sebeple yüzbinlerce vatandaş mağduriyetlerini dile getirerek erken emeklilik hakkı talep etmişti. Şu an itibariyle yaklaşık 250 bin kişinin mağdur olduğu bilinir. Erken emeklilik nedir? Emekli olmak isteyen fakat yaşa takılanların erken emeklilik yasası, beklentisi sürüyor. Ancak yaşa takılmadan erken emekli olmak bazı durumlarda mümkün. Eksik maaşta erken emeklilik Almanya'da emeklilik yaşı 65-67 arası değişirken, 63 yaşında her eksik yıl için %2 daha düşük emekli maaşı ile erken emekli olunabiliyor. Finlandiya'da da benzer şekilde eksik maaşta erken emekli olanların emeklilik sonrası çalışmaya devam etmeleri durumunda maaşları her yıl %2 artıyor. Yıpranma payı ile erken emeklilik. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar, ek birim hakkı elde ederek emeklilik yaşını öne çekebilir. Örneğin, 20 yıl çalışan bir kişi yıpranma payı ile 25 yıl çalışmış sayılır ve 5 yıl erken emekli olabilir. Bu kapsamdaki işlerin belirlenmesi için SGK'ya başvurulmalıdır. Malulen emeklilik %60 işgücü kaybı olanlar ya da sürekli başkasının bakımına muhtaç olanlar 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim ile erken emekli olabilir. Bu durum SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanmalıdır ve bu kişilere 971 lira maaş bağlanır. Doğum borçlanması ile erken emeklilik. Prim gün sayısı eksik olan kadınlar doğum borçlanması yaparak erken emekli olabilir. Doğumdan önce sigortası bulunan ve çocuğu yaşayan kadınlar en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapabilir. Engelli bireyler sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı oranlarına göre erken emekli olabilir. %50-59 arasında kayıp olanlar 16 yıl ve 3700 gün, %40-49 arasında kayıp olanlar 18 yıl ve 4100 gün ile emekli olabilir. Mağlul çocuğu olan anneler, prim günlerinin yaştan düşürülmesi sayesinde erken emekli olabilir. Ekim 2008'den sonra 1000 gün primi olan bir annenin primi 1250 gün sayılır. 250 gün yaştan düşülür. Bu haktan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı'na tabi olan anneler yararlanabilir.